Türkiye Televizyonu'ndan, Bitkilerin Dilinden programından hepinize mutlu, sağlıklı akşamlar sevgili izleyenler. Efendim hatırlayacağınız üzere her çarşamba saatler 21'i gösterdiğinde Kocaeli Televizyonu ekranlarında Bitkilerin Dilinden programında sizlere bitkilerin şifalı dünyalarının kapılarını aralamaya çalışıyoruz. Efendim kimin de bu işin uzmanı, fitoterapist, eczacı Sayın Mustafa Aydınalle. Kendisi yine stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sevgili izleyenler, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Bitkilerin Dilinden programında karpuz meyvesinin insan sağlığı üzerindeki faydalarını sizlere aktarmaya çalışmıştık. Efendim bu hafta da yine ekranlarınızın başında bizleri izlerken gördüğünüz ve geçtiğimiz hafta önümüzdeki hafta yani bu hafta için soğuk kavunlarımızı hazırlayıp bizler ekranları başında sizler kavunlarınızı yerken yemiş olduğunu ve o meyvenin size ne tür faydaları olduğunu aktaracağımızı söylemiştik. Evet, kavun ve karpuz ikisi bir arada genellikle zikredilen meyveler arasında. Bu akşam kavunun sizlere faydalarını, insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlatmaya çalışacağız. Evet Mustafa Bey, kavun geçen hafta karpuzu işledik. O programla ilgili İzmit'te gezerken çok iyi tepkiler aldık. Evet. Biz karpuzu sadece meyvesinden faydalanıyorduk. Gördü vatandaşlar evet. Artık meyvesinden hariç zaman zaman kabuğundan ve çekirdeğinden de faydalanabileceğini biz insanlara aktardık. Evet. Bu hafta da kavun. İnşallah kavunu da güzelce bir aktaralım dinleyicilerimize. Evet. Dinleyicilerimiz bunu hem meyve olarak, damak tadı olarak hem de sağlık noktasında bir vücudu besleyen, dinç ve dirençli bir hale sokan bir meyve olarak da yemeye çalışırlar. Evet. İnşallah. Sevgili izleyenler, bu arada televizyonumuzun 335-1141 numaralı telefonundan stüdyomuza iştirak edip sağlığınızla ilgili problemlerinizin bitkilerle nasıl destekleneceği konusunda Sayın Aydınlar'dan bilgiler isteyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlarımız bugün kavunla ilgili bir araştırma yaptılar. Bakalım sokaktaki vatandaşımız kavun konusunda ne kadar bilgi sahibi, kavunu sadece meyve olarak mı yiyor yoksa sağlığa ne tür faydaları olduğunu biliyor mu? Önce bu görüntüleri izleyelim, ardından kavunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Temizler. Sabah sabah kahvaltımda yenir. Ne bileyim birçok faydası vardır yani. İnsan zararına bakmak için. Hiç zararı yok. Faydası çok yani. Sayısını bilemeyiz. Her türlü yararlıdır. Mideyi hazmettirir. Tatlandırır. Her türlü mide bulantısını keser. Tok tutar. Faydalıdır, çok yararlıdır. Yalnız tatlı olması lazım gerekir. Yok, bilmiyoruz. Şahsen fazla bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Daha önce Pamukova'da yaşadım 10 yıl kadar. Orada bahsedilen şey bu kavunun yani insanın sindirim sistemine faydası olduğu konusunda iddialar vardı. O kadar bir bilgim var. Cevdet Hanım, biliyorum. Cevdet Hanım. Kavun yaz meyvesi olup serinletici bir meyvedir. Gayet lezzetli. Mideye hazmı kolaylaştırıyor. Bir de erkeklik gücünü arttırıyor. Kavunun insan sağlığına bildiğim kadarıyla sabahleyin kahvaltı etmeden önce bir iki dilim yediğinizde midenizi temizliyor. Yani mide yararlı olduğunu biliyorum işte. Mide sağlığına çok yararlı olduğunu biliyorum. Sizce kavun nereye geliyor? Şimdi tecrübesi olmayan bir şey diyemez ama faydasız bir çoktur. Zararı hiç yoktur bence. Dişi bakımından böbreklere ciğerler olsun, böbrekler anlamsız kalın bağırsakları yumuşatır. Kavun yani her şeye iyi gelir. Yani o da vitamin vardı, onda da vardı. Yani iyidir. Yani faydası ne olduğunu biz bilmiyoruz yani. İncelemedik. Soğuk olmasından, şeker değişik vitaminler içermesinden dolayı herhalde insan vücudu için sağlık olduğuna inanıyorum. Bağırsaklara ve mideye iyi gelir. Sağlığınız için kavun yiyor musunuz? Tabii ki. Her gün. Yerim, her zaman için yerim. Bol miktar. Kavun tabii ki yiyoruz ama
Tabii bu ekonomik sıkıntıda sürekli yemek mümkün değil. Daha önceleri yaşadığımız yerde ucuz temin ettiğimiz için sürekli kavun mevsimi gelince soframızdan eksik etmiyorduk yemek sonraları. Tabii. Her mevsim meyvesini yiyoruz. Yiyoruz yani. Belirli bir devamlı belirli bir zamanlar yok ama canımız çektiği zaman yiyorsun. Da kaç kez kavunuyorsunuz? Haftada 2-3. Bazen çürüt yani götürüyoruz ve yiyemiyoruz bile pazarcı olduğumuz için. Haftada belirli bir programım yok ama yemeklerde daima kavun yemeye çalışırım yani. Genelde iki akşamda bir yiyoruz. Valla herhalde 15 günde bir veya ayda bir olacak galiba bu ekonomik sıkıntılar yüzünden. Buraya gelince öyle olmak zorunda kaldım. Her akşam için. Her akşam yerim kavun. Beyaz peynirlen, beyaz peynirlen, kavun, sonra içi yanında da rakı. Topada işte bayarız. Nasip olduğu kadar ne bileyim ben. 2 günde bir, 5 günde bir artık ne kadar nasip oluyorsa. Bir gün bir tane yerim ben. Kavun çekirdeğinin faydalarını biliyor musunuz? Vallahi o konuda bir bilgim yok. Yani yalan söyleyeyim. Kavun çekirdeğinin faydasını bilmiyorum. Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Onu bilemiyorum ben. Bitkilere faydası olur. Yani maksatta erimez hanesi. Çekirdeğinin tohumu olur. Bitkileri aynı gene seneye biter. Kurulup da çeyrek gibi yiyebilirsiniz. Bağlanır kendilerine dikkat edilmesi gerekiyor. Ya ağırlığına bakmanız gerekiyor. Yani bazıları geliyor. Yumuşaklığına falan bakıyor. Ağır oldu mu? Biraz da rengi oldu mu? Güzel demektir. Ya kavun alırken kavun iyi olup olmadığını ağırlığından anlayabilirsiniz. Yani şimdi bazıları vatandaşlar geliyor, kavunu sıkıyor. Kavun sıkılmaktan anlaşılmaz. Kavunun şöyle bir dartacağın ağırlığına bakacaksın. Yani ağırlığına böyle gözünü kestirdiğinde demek ki o kavun iyidir. Alırken kavunun ağırlığına bakacaksınız. Bir de alt tarafında yumuşak olacak ve ağır olacak. Aldığınız kavun tatlı olur. Bunu alırken ağırlığına dikkat edilir. Olgunluğuna dikkat edilir. Bilhassa ağırlığına, ağır kavun gayet tatlı olur. Alırken bildiğim kadarıyla ağır olmasına, kokusunun olmasına, özellikle kutup noktaları dediğimiz o köşelerden kavunun kokusunu hissetmek gerektiğine inanıyorum. Ve ağır olanın daha iyi olduğuna inanıyorum. Yani ağır olanın daha şey olduğuna. Çünkü hafif olanın içinin geçmiş olduğu imajı vardı. Daha önceki bilgilerimize göre yaşadığımız yerdeki. Ağırlığına dikkat edeceksin. İyi olduğuna oradan ispat edeceksin. Ağır olması gerekir. Renkli olması gerekir. Kavun alırken bereli olmaması lazım. Çivi olmaması lazım. Düzgün kavun olması lazım. Herkesten kavun alınmaz. Evet sevgili izleyenler, işte bu akşam bitkilerin bilinen programının konusu olan kavunun insanlarımız arasındaki ne kadar bilgi sahibi olduğu böylece aktarmış olduk sizlere. Hemen herkes kavun konusunda bir şeyler biliyor, insan sağlığına faydaları olduğunu biliyor ama bu akşam konu hakkında uzman fitoterapist eczacı Mustafa Aydınar ile birlikte kavunu sizlere en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız. Bu arada az önce de belirttiğim gibi bu anlatımdan sonrasında vereceğimiz bir reklam arasından sonra telefonlarımız 335-1141 numaralı telefondan bize ulaşıp her türlü sağlıkla ilgili problemlerinizi de stüdyomuzda canlı telefon bağlantılarıyla aktarabilirsiniz. Evet Mustafa Bey, izledik. Evet. Vatandaşın kavun konusundaki bilgileri, kavunun faydası olduğunu biliyorlar ancak çekirdeği konusunda özellikle ekersin seneye biter diyen vatandaşlarımız da var. Evet. Efendim kavun başlı başına yani bilgiler. Genelde tabii halkımız umumiyetle faydası olduğunu biliyor ama nereye etki ettiğini bilme noktasında eksiklikleri var. O bakımdan tabii detay bir bilgiyle beraber o eksiklikleri de inşallah gideririz. İnşallah. Bir defa kavunun yani kullanırken halkımızın kavunun olgun olanını nasıl alınacağını çok iyi biliyorlar. Ağır olması lazım. Reha vermesi lazım. Evet, alt kısmının yumuşak olması lazım. Rayihası olması lazım. Bunları biliyor ve alırken de tabii
olgun olan kavun, yani şekerlenmiş, tatlanmış kavun, esas yenen kavun odur. Zaten karpuz da öyleydi ama karpuzdan bahsederken biz iyi bir karpuz nasıl alınmamıştık? Bu konuşulmamıştık bu mevzuyla ilgili olarak. Yani karpuz da biraz hafif olacak ve vurduğun zaman evet ses çıkarıyor. Ben özellikle o gün program için karpuz alırken usta iyi bir karpuz var ama iyi bir karpuzun nasıl seçildiğini bize öğretti dün. Usta sağ olsun iyi bir karpuz vardı. İyi bir karpuzda da vurulduğunda böyle sarsan bir ses, böyle güp diye bir ses gelmesi lazım dedi. Gerçekten karpuzda da öyle ama biz onu bu programda dile getirmiş olduk. Nasıl bir seçiş şekli olduğunu burada anlatmış olduk. Şimdi kavun, melon Latince olarak anılıyor. Ayrıca Cucumis melon diye Latince isimleri olan, evet, batıda da birçok yerde de kullanılan sofraların güzel bir tat verici bir meyvesi. Evet. Bu meyvenin yanında tabii sağlık noktasında da etkisi var. Çünkü Cenab-ı Hak hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Evet, ağız tadı veriyor ama buna mukabil vücuda da güç kuvvet veriyor. Kavunun karpuzdan öte vitamin noktasında bazı özellikleri var. Mesela bunun bir defa A vitamini, B kompleks vitamini, C vitamini ihtiva etmesi. Ayrıca A vitamininin yanında brom ve iyodun da ihtiva ettiğini, bu sebeple de bazı noktalardan teşkil edici özellikleri olduğu da kavunun kullanımında biraz sonra bahsedeceğiz. Kavun her şeyden önce tabii eskiden çok daha böyle kavunlarımız vardı. Mesela top atan kavunu vardı, şimdi mesela yok. Evet. Eskiden uzun böyle. Fevkalade güzel raihası olan bir kavundu. Güzel çıktığı zamana harika, fakat güzel de çıkmadığı zamanda da yenemiyor. Bazen şekerle beraber tatlandırmak suretiyle arkasında yenilir. Van kavunu vardır, Hasan Bey kavunu vardır. Mesela bu gördüğümüz kırk ağaç kavunu, mesela bu masamızın üstünde, evet, renkli olan. Diğeri de Mersin, evet, daha ziyade seralarda yetiştirilen bir kavundu. Fakat artık seranın dışında da artık yetişmeye başladı, yetiştirilmektedir. Şimdi kavunun böbrekler için özellikleri var. Böbrek çalıştırma ve böbreklerdeki kum ve rahatsızlıklara karşı böbreğin çalıştırılması sebebiyle bunların giderilmesi noktasında faydalı özellikleri vardır. Serinlik verici özellikleri vardır ve kavunun enteresan tarafı, yani biz karpuz suyundan bahsedeyim, kavun suyu da var. Evet. Mesela birçok memleketlerde kavunun suyu ferahlatıcı, serinletici olarak mihserlerden geçirilmek suretiyle halka satılmaktadır. Eskiden bizde bu meyve sularının çok çeşidi vardı ve hepsi de satılırdı ama şimdi artık hiç meyve suyu satılmıyor. Sadece ve sadece suni meyve suları, konservan meyve suları satılıyor. Satılıyor. Bu da çok yanlış bir şey. Ve insan sağlığı noktasında da bence hiç tavsiye etmediğim bir şey. Bir şey de var Mustafa Bey, yani üzerlerindeki ihtiva ettikleri maddeye bakılırsa, örneğin şeftali suyunun içerisinde sıkılmış şeftali değil de işte %90, %80 şeftali var deniliyor da %80 konsantre değil, hatta esansı var deniliyor. Yani oysa pazardan alıp şeftaliye sıkıp suyunu içmekle esanslı bir meyve suyu, yani sadece ona şeftalinin tadı verilmiş bir suyu içmekle çok büyük fark var. Dediğiniz gibi yani meyve suları keşke doğala özdeş veya doğal meyve sularını içebilsek ve çocuklarımızı özellikle içirsek çok güzel olur. Şimdi tabii bu olay memleketimizin bir olayı. Evet. Bu noktada
bir defa halkı bilinçlendirmek lazım. Bu bilinçlenme olayı da devletin tabii bu noktada dikkatleri çekmesi lazım. Bu noktada bazı propagandaların yapılması lazım. Eskiden vardı da şimdi niye yok? Her şeyin kolayına gidilmesi, sağlık noktasında insanın bazı şeyleri kaybetmesine sebep olabiliyor. Bu bakımdan bir defa tabii olarak meyvelerin sularının içilmesi noktasında memleketimizde bir çalışmanın yapılmasında yararlıdır. Evet. Örneğin bunu devletimiz süt konusunda yapıyor mesela. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı'nın özel sütle ilgili ürünleri tanıtırken çok iyi kampanyalar yapılıyor. Aynı kampanyaların o zaman meyvelerde de yani meyve sularında da yapılması lazım. Özellikle de çocukların gelişimi açısından çok önemli. Evet, evet, evet. Tabii sadece çocukların gelişimi açısından değil, özelin dirençlenmesi ve ayrıca iskeletin güçlü hale gelmesi, yabancı hücrelerin vücutta üremesine mani olma noktasında da tabii gıdalardan esinlenmek lazım, onlardan istifade etmek lazım. İşte vejeteryan bu noktada Avrupa'da vejeteryan sınıfı çıkmıştır. Ama Türkiye'mizde biz vejeteryan noktasında olalım demiyoruz ama tabii gıdaları, sebzeleri, meyveleri muhakkak surette yiyelim. Çünkü memleketimizde bol miktarda var bunlar. Var. Niye istifade etmeyelim? Birçok makineler var. Bunlardan istifade edelim. Koyalım makineye. İki dakika içerisinde hemen suyu çıkıyor zaten. Evet. Şimdi biz kavunun bir defa nesini kullanıyoruz? Kesiyoruz. İçindeki etli kısmını kullanıyoruz. Evet. Halk arasında kullanılan bu. Ama kavunun kabuk kısmı var ve bir de çekirdekli kısmı var. Evet. Bu kabuk ve çekirdekli kısmının da kullanılması noktasında bazı şeyler, bilgiler vermek istiyorum size. Mesela bir eti pişirmek istiyorsunuz. Daha çabuk pişmesini istiyorsanız ne yapacaksınız? Kavunun kabuklarından bir parça o pişen etin arasına koyacaksınız. Beraber pişerken etin daha çabuk pişmesini temin ediyor. Katalizör görevi yapıyor. Evet. Yine ayrıca çekirdekleri, kavunun çekirdekleri bir defa idrar soğukturucu özelliği var yani. Bu bakımdan çekirdeklerinden de istifade etmek lazım. Evet, satılıyor ama biz kavunun çekirdeklerini ekmek için alıyoruz. Evet. Ama ondan istifade etmek için almıyoruz. Bu bakımdan bunun da artık kavunu yiyen kişilerin çekirdeklerini atmayıp bunlardan da istifade edecek metotlarını şimdi biraz sonra anlatacağım metotları uygulamalarında yarar vardır. Evet. Bu bakımdan biz Cenab-ı Hak zaten bize gönderdiği her şeyin aşağı yukarı birçok kesimlerini biz şey yapıyoruz, kullanıp sağlığımız noktasında bize faydalı olduğunu da bilimsel noktadan ortaya çıkarmıştır. Evet. Şimdi bir defa kavunun biraz hanımlar için tavsiye edilen bir tarafı vardır. Cildi besleyici özelliği vardır. Bununla ilgili olarak cildin değişik şekillerde bazı reaksiyonlarını, sivilcelerinin, efendim pürüzlerinin yumuşak ve buruşuk olmaları halinde şeyle ilgili olarak kavunun lapa haline getirilmek suretiyle yüze maske yapılır. Evet. Bu şekilde bir defa cildin böyle şikayetlerinden epeyce bir kurtulunabilir. Bu arada biz kavunumuzu bir keselim hem. Keselim. Kavunun uzun çekirdeğini gösterme açısından hem içindeki kabuğunu vesaire gösterme açısından hem anlatalım hem de bunun kesimini yapalım. Yine ayrıca çekirdekleri kavunun bir defa içteki yaraların düzelmesi noktasında
idrar yollarının temizlenmesi noktasında da kullanılmaktadır. Ayrıca iyi de idrar söktürücüdür. Bu bakımdan kavunun çekirdekleri iyice toparlanır, alınır, iyice kurutulur. Kuruttuktan sonra lazım olduğu zaman da idrar yollarını üşütmelerde, idrar yollarını zor durumlarda, tutukluğunda hem kavun yenir hem de çekirdeğinden istifade edilmiş olur. Evet. Bu bakımdan kavunun çekirdekleri fevkalade faydalıdır. Ayrıca kavun umumlu olarak genelde insan sinir sistemlerini yatıştırıcı özellikleri vardır. Niye? Çünkü içinde brom var ve iyot var. Bu bakımda bromlu ilaçlar sinir sistemlerini yatıştırıcı ilaçlardır. Sentetik olarak eskiden böyle verilirdi. Şimdi verilmesi azalmıştır ama tabii olarak gıdalardaki bu madde alınırsa insanın sinirlerinin yatıştırılması, rahatlaması noktasında bayağı faydası vardır. Kanı temizleme özellikleri vardır. Bu bakımdan da yine tavsiye edilir. Yine kavunun bağırsakları yumuşatma özelliği vardır. Evet. Yani çok kabız olan kimselerin bol bol kavun yemesinde ve üstüne de bir sıcak su içmesinde bağırsakların çalışmasında fevkalade etkilidir. Ayrıca limonla beraber yendiği zaman da kavun limon sıkmak suretiyle suyuna veyahut da dilimlere sıkıp yendiği zaman da vücuttaki ürik asit miktarını ve ürek tuzlarını bu romatizmal durumlarla ilgili durumlarda etkileri vardır. Evet. Tabii bu demek tedavi edici, bunları tamamen giderici bir vasıf olarak değil. Ama bunları yemek, bunlarla beraber kavunun vücut üzerindeki bu etkileri ileride doğabilecek olan büyük hastalıkların, böylesi hastalıkların bir defa önlenmesini temin eder. Evet. Bu bakımdan her mevsimin durumuna göre Cenab-ı Hakk'ın bize göndermiş olduğu meyveleri mevsimine göre bol bol yemek bizim vücudumuzun sağlıklı kalmasını temin etmiş olur. Evet, bu arada kısa bir reklam arası vereceğiz. Sevgili izleyenler, reklamlardan sonra kavunun insan sağlığı üzerindeki faydalarını aktarmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılın efendim. Bu bir reklam filmi değil, tanıtımdır. PVC ve alüminyum pencere ve kapı yaptıracakların dikkatine. ISO 9002 belgeli Teknoplast güvencesiyle kalitesi üstün, fiyatı ucuz, ödemesi kolay, modern tesis, Avrupa teknoloji, şeffaf yönetim, profesyonel ekip gününde teslim. Referansımız 3 yılda 4000 müşteri. Evet, yanlış duymadınız. 3 yılda her birinden istisnasız teşekkür aldığımız 4000 müşteri. Tüm bu imkanların bir arada sunulduğu Türkiye'deki tek adres Üstünpen. Gelin, görün, Üstünpen'e uğrayın ve tanıyın. Kararınızı öyle verin. Üstünpen Fabrika, Yeni Gölcük Yolu üzeri Özyapı Beton Santrali yanı İzmir. Telefon 0262 335 2949. Üstünpen Şovrum, Bersa Plaza, Zemin Kat numara 39 İzmir. Telefon 0262 322 52 30. Üstünpen, bu kent insanı için bir şans. Adı da kendi de üstün pencere. Özürken gıda ve bakliyat sanayi. Özürken gıda, kuru bakliyattan meyve suyuna, salçadan sıvı yağ, aradığınız her türlü ihtiyacınızda toptan satışlarıyla hizmetinizdedir. Özürken gıda, sanayi ticaret limited şirketi. E5 Karayolu üzeri, Yeni Yalı İlkokulu karşısı Kahveler Durağı yanı Körfez. 0262 526 83 57 526 38 37. Dinçay, canlı kadın gazetesi. Canlı Anadolu. Bir sürü köy ekmeği.
kara fırında tüm mısır közde, ızgara çiçekleri, mangal. Ama en önemlisi hepsi palamut ve meşe bölgesinde. Nefis İzmit manzarası eşliğinde. Unutmadan söyleyelim. Haftanın 7 günü Kemençe. Otopark ve çocuk oyun alanı bulundu. Dincel canlı sevgi tesisleri. Kullar alışma tesisleri. Kullar İzmit'te. 0543-892-54-17. Durun. Bebeğinize bir şey mi alacaksınız? Çeyiz Bebe Dünyası'nda geleneksel indirim günleri 6 Ağustos'a kadar devam ediyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Çeyiz Bebe Dünyası. Çeyiz Bebe Dünyası. Çeyiz Bebe Dünyası, Fethiye Caddesi, Gülün Pasajı, numara 2'de. Telefon 0262-321-30-64. Çeyiz Bebe Dünyası. Bebeğinize bir şey mi alacaksınız? Çeyiz Bebe Dünyası, bebe tekstilinden bebek arabalarına, yürüteçlerden bebek mobilyalarına, bebeğinizle ilgili her tür ihtiyacınızda hizmetinizde. Çeyiz Bebe Dünyası. Çeyiz Bebe Dünyası, Fethiye Caddesi, Bilim Pasajı, numara 2'de. Telefon 0262-321-30-64. Çeyiz Bebe Dünyası. Neyse, İlizyen'e reklamlardan sonra kavunun faydalarını anlatmaya devam ediyoruz. Efendim, biz bu arada kavunun tadına baktık. Burada kavunun tadı hakikaten mükemmel. Hem serinlemiş olduk hem de bu sefer sağlık açısından faydasını bile bile yemiş oldum. Ben kendi adımla konuşurken sizler de umarım geçtiğimiz hafta hatırlattığım üzere serin serin kavunlarımızı midenize indirirken faydalarını da artık bilir bir vaziyette bundan sonra böyle şeklinde yemeye devam ediyorsun. Evet. Buradan kalmış kalmış. Evet. Evet, Mustafa Bey. Evet. Efendim, şimdi az önce bahsettiğiniz mesela şu şekliyle et pişirirken, evet, değil mi? Tabii tabii. Kavunun bir parça okunursa parça etin pişmesini kolaylaştırıyor. Evet. Şimdi tabii kavunun kabukları ile ilgili olarak daha başka bilgiler de verebilirim. Kabukları mesela ezilir, lapa haline getirilir. Kabuklar güzelce, evet, ezilir, lapa haline getirilir. Ve yüze maske olarak konur. Ayrıca yine kabuklar yüze maske haline konduğu zaman da bir müddet yüzde kalır. Ondan sonra bir ılık suyla yüz yıkanır. Yani güze tuttuğunuz maske yani yarım saatte bir saati geçmemesi lazımdır. Evet. Bu şekilde kullanılır. Ayrıca mikser yüz güzelliği için mi? Yüz güzelliği için. Yüzdeki buruşukluk, efendim yaşlanma, kuru ciltler için. Ayrıca mesela ellerde çatlamalar olabilir hanımlar için. Yüzdeki şikayetlerle beraber yine kabuklarıyla beraber mikserden geçirilip eller ve yüzler bununla beraber ovulursa, hafif bir şekilde ovulur, bir miktar bekletilip ondan sonra suyla beraber silinirse yine hem eldeki çatlamalara bir de elin cildinin güzelleşmesi de biraz hanımlar için önemli fonksiyonlardan bir tanesi olduğu için bunu da bu şekilde hanımların kabuklarından, kavun kabuklarından istifade etmelerinde yarar vardır. Evet. Kavun kabukları her zaman için kullanılırken tabii her cilt için maskenin iyi olacağını iddia etmiyoruz. Ama bazı ciltlere fevkalade iyi gelir, bazılarına iyi gelmeyebilir. Niye? Çünkü bazı ciltler çok ince ve hassas oluyor. Bu ince ve hassas ciltlerde ben yarım saatte bir saat dediğim şey eğer
5 dakika 10 dakika olursa ince hassasiyetlerde o zaman zarar olmaz. Ama biraz daha fazla durursa zarar olma ihtimali vardır. Ona göre yani duyarlılığına göre kullanım süresini ona göre ayarlamak lazım. Tabi bunu da herkes kişi kendinin doktorudur ifadesinden hareketle bu şekilde dikkat etmekte yarar vardır. Yine kavunun evet faydaları var da zararı yok mudur diye bir ifade sorulabilir. Evet, yani. Elbette ki her şeyin nasıl ki bir insan yemek yediği zamanda efendim yemeğini yer vücuduna faydalı olsun diye yer onu. Ama fazla yediği zamanda ne olur? Zarar olabiliyor. Kavunun da bazı noktalarda zarar. Mesela COVID olanlarda kavun yemek zarar olabilir. Sancı yapar, gaz yapar, zaten kolit de tabii icabı gazlı ve sancılı bir rahatsızlıktır. Bir de kavun yediği zaman bu şiddetlenmesini temin eder. Yine midesi rahatsız olan bazı kişilerde de kavun tavsiye edilmiyor. Evet. Yine şeker olan kişilerde kavun ve karpuzun da kullanılması çok tedbirli, çok az olarak olması lazım. Ağız tadını almalı fakat doyasıya yememeli. Şekeri de ona göre ayarlamalıdır. Yani şeker olanlarda mümkün olduğu kadar bunları az yemek lazım. Çünkü şekerin içinde şeker olması sebebiyle tabi dikkatli olmakta yarar vardır. Kansızlıkta ve akciğer rahatsızlıklarında bir defa tavsiye ediyoruz. Niye? İçinde bazı vitaminler var. Bu vitaminler kansızlığı ve akciğerin güçlenmesini temin noktasında faydalıdır. Bu bakımdan bol miktarda yenmesinde yarar var. Yine kavun suyu sütle beraber içildiği zamanlarda, yani sütle beraber karıştırıp içildiği zamanlarda göğüs yumuşatıcı özelliklerinden istifade edilir. Çocuklara bilhassa küçük çocuklara kabız olayları çok oluyor. Bununla ilgili olan annelerin çok şikayet geliyor bana eczaneye bu noktada. Yani dikkat etmek lazım. Zeytinyağı ile beraber kavun suyundan da çok az bir miktar gaz yapmayacak şekilde az bir miktar karıştırılarak verilirse bağırsakların daha rahat çalışması temin edilmiş olur. Yani bir defa kavunun çekirdeklerini atmıyoruz, kabuklarını kullanıyoruz lapa şeklinde ve maske şeklinde ellerimize ve yüzümüze sürebiliyoruz. Ayrıca bazı ciltler için yaşlı görünen ciltler, ihtiyar görünen ciltlerde kavun suyuyla beraber yumurtanın sarısı beraber güzelce mikserden karıştırılır. Yüze maske yapılır. Efendim 2 dakikayla 15 dakika arasına biraz önce söylediğimiz sebeplerden dolayı yüzde tutulur. Ondan sonra yüz güzelce suyla beraber silinir veya yıkanır. Evet. Bu şekilde cilde devamlı besleme imkanımız olmuş olur. Bir defa stresli, gergin, asabi tiplerde yüzlerdeki bu takılmışlar, sinirlerin gerginliği bazen yüzüne bakıyorsun birisinin, diyorsun ki ya sen niye bu kadar sinirlisin, niye böyle asabisin, bak yüzünden belli oluyor. Böylesi tiplerde bilhassa kavunun içindeki bulunan yatıştırıcı özelliğinden istifade ederek yumurtayla beraber yüze maske kullanmakta yarar vardır. Bir de yumurtanın beyazını da zaman zaman kullanılır ama daha ziyade sarısı kullanılır. Ama bazı ciltlerin kuru ciltlerin
yumuşaması noktasında da yumurtanın beyazından da istifade edebilir. Bununla da bunu da dikkatlerine dinleyicilerimizin sunmak istiyorum. Yine böbrek ve idrar yolu iltihaplarında kavun, karpuz çekirdeğini biliyorsunuz, söylemiştik daha önceden. Kavun çekirdeği, salatalık çekirdeği, bunlar güzelce dövülür. Hatta değirmen, kahve değirmeninde güzelce çekilir. Bu suyla ve sütle beraber içilmek suretiyle idrar yollarındaki rahatsızlıklar gider, iltihaplar gider ve rahatlama olur. İdrar tabi söktürme olayları da vardı. O bakımdan bunun kullanılmasında da yarar vardı. Yine göğüs tutukluklarında, göğüs nezlesinde, bazı göğüsteki efendime söyleyeyim üşütmeden mütevellit olan bazı durumlarda da yine kavundan istifade edilebilir. Çekirdekleri güzelce kaynatılır suyla beraber, suda kaynatılır ve suyu içilir. Evet, yani bakın çekirdeğin birçok kullanma şekilleri var. Evet, bu arada Ahmet Bey bizi Gebze'den arıyor. Ahmet. Buyurun efendim. Efendim benim tansiyon yüksek. Dönemde 22. Çeşitli ilaçlar kullanıyorum. Ahmet Bey, sorunuzu tekrar alabilir miyiz? Efendim? Sorunuzu tekrar alabilir miyiz? Benim tansiyon yüksekliği var efendim. Tansiyon yüksekliği? Evet, çok yüksek tansiyon. 22. Çeşitli ilaçlar kullanıyorum. Fakat yani 17'den aşağı düşüremiyorum. Efendim, tansiyon yüksekliği uzun olduğunu söylüyorsunuz. Evet, tansiyonum yüksek. Evet. Kalıtım bu. Çeşitli bitkisel ilaçlar da kullandım. Evet. Öksürtüne varıncaya kadar, böğürtlüğüne varıncaya kadar. Evet. Mustafa Bey'i devamlı izlerim. Onun daha evvelki sözlerinden de istifade ederek kullandım. Fakat düşüremiyorum, 17'den aşağı düşüremiyorum. 17'den aşağı düşüremiyorum diyorsunuz. Acaba ne gibi ilaç kullanmam lazım? Hangi bitkileri kullanmıştınız? Efendim? Hangi bitkileri kullanmıştınız? Böğürtlen kullandı efendim. Efendim? Isırgan kullandı. Böğürtlen, ısırgan. Böğürtlen kullandı. Öksürtü kullandım. Evet. Şimdi, evet, başka... kolesterolüm yüksek efendim. Doktorlar ne diyor? Doktorlar kalıtım diyorlar. Evet. Kalıtım olduğu için diyorlar, bunu 17'den aşağı düşmez diyorlar. Novak diye de bir ilaç kullanıyorum şu anda. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. İyi akşamlar Ahmet Bey. Cenab-ı Hak şifa versin Ahmet Bey. Oranın yüksek kolesterolde olduğunu belirtiyor Ahmet Bey. Evet. Efendim şimdi tabii birbirine bağlı olaylar. Bu arada tansiyonun birçok sebepleri var. Bu sebeplerin başında irsi olmasının yanında böbrek ve damar sertlikleri, lipid kolesterol gibi şeylerde, handikapların da buna etki ettiği bilinmektedir. Tabii doktor tedavisinin yanına dinleyicimiz diyor ki, doktorun vermiş olduğu ilaca yardımcı olarak bazı bitkileri de aldı, kullandım ama evet, netice alamadım diyor. Şimdi orada bir ökse otu kullandı bu kardeşimiz. Evet. Ökse otu bu iş için kullanmasına devam etsin bir defa. Bu faydalıdır. Yani kullanırken ökse otunu bir çay bardağına bir tutam kadar konsun, 2-3 dakika kısık alevde, böyle kaynayan suya konsun, 2-3 dakika kısık alevde güzelce demlensin, demlendikten sonra yarım saat kadar beklesin, bu arada zaman zaman çalkalama yapılsın, sonra süzülsün, ökse otunu her gün 2 veya 3 defa bir çay bardağı içsin. Yani ökse otunu bırakmasın, çünkü ökse otunun batıda da son zamanlarda üzerinde yapılan bazı çalışmalarda vücut direncinin artırılması noktasında, hatta
kansere karşı ökşü otunun kullanma gibi bir çalışmanın içerisine girmektedirler. Evet. Bu bakımdan ökşü otunu bu dinleyicimiz isabetli bir şeyle kararla bunu kullansın. Yalnız bu dinleyicimizin tabii böbrek noktasındaki durumunu bilmiyoruz, stres durumunu bilmiyoruz. Kendisine bu noktada bir telefon görüşmesi müsait bir zamanda bize yapsın ama bu arada da kendisine şöyle bir tavsiyede bulunalım. Bu doktordan verilen ilaçta devam etmek suretiyle oğul otuyla beraber karabaş otunu beraber ayrı ayrı demleyecek, karabaş otunu 5 dakika demleyecek, oğul otunu 1 dakika kadar demleyecek. Yalnız bunlar daima kaynar suya atılacak. Bir bardak suya bir tutam olmak üzere kaynar suya atılacak. 1 dakika oğul otu, 5 dakika karabaşı demlenecek kısık alevde, sonra yarım saat sonra süzülecek. Bunlar yarım çay bardağı birinde, yarım çay bardağı birinde karıştırılarak içilebilir. Duruma göre dinleyicimiz yarım çay bardağıyla başlar, bir çay bardağı ve bir yemek su bardağına kadar çıkabilir. Günde 2 veya 3 sefer bu şekilde, bir de onu denesin vücudu için. Hem sinir sistemlerini yatıştırma noktasında hem böbreklerinin çalışma noktasında da bunlar faydalı olur. Bu şekilde daha rahat bir şekilde alınan ilaçla kombine bir şekilde tansiyonun daha çok düşmesi temin edilir. Bu arada tansiyonla ilgili olarak da bu dinleyicimizin belli bazı yiyecekler üzerinde de ambargo koymasında yarar vardır. Tabii bunun mesela sıvı yağlardan sadece zeytinyağı, ekstra sıvı zeytinyağı yiyecek, diğerleri yok. Evet. O bakımdan mesela bugün lokantaya gittim. Lokantada efendim salata istedim. Salata zeytinyağı koyun dedim. Zeytinyağlı olsun dedim. Tamam abi dediler. Ona şey geldi. Bir kokladım, baktım hiç zeytinyağı kokmuyor. Ya dedim sen buna hani niye zeytinyağı koydun? Abi koyduk dedi falan. Nasıl koydun oğlum dedim, bu zeytinyağı kokmuyor dedi. Abi de kokmaz dedi. Ayçiçek yağları dedi. Kokmaz ki dedi böyle dedi. Ondan sonra tabii anladık ki zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır yağı. Evet. Elif Hanım hattımızın diğer ucunda. Elif Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Benim bağışıklarım çok fazla çalışıyor. Alo. Alo, buyurun. Sesin geliyor mu? Geliyor efendim, buyurun. Benim, affedersiniz, ishal oluyorum. 6 aylık hamileyim. Evet. Ben doktoruma gittim, bir şey yapamam dedi. Meyvelerden hiçbir şey yiyemiyorum. Yani erik vesaire, bazıları fazla çalıştıran şeylerden. Evet. Hamileyimde vitamin almam da gerekiyor. Ben onu sormak istiyorum, ne yapmam gerekiyor diye. İshal oldu. Antalya'lı kanlı olduğunu söylüyor. Evet. Şimdi tabii bu dinleyicimizin çok önemli bir durumu var ve bu noktada da hassas kendisi. Bir defa o noktada kendilerini tebrik ediyorum. Evet. Tabii gebelik durumu içerisinde bol miktarda vitaminini alması lazım. Su kaybı olmaması lazım. Bol su içmesi lazım. Bol yemesi lazım. Tabii bu noktada dinleyicimizin zor durumu var. Hemen bunu sorumuz var mı Elif Hanım? Yok. Allah Elif Hanım, iyi akşamlar diliyorum efendim. Ateş falan yok değil mi? Efendim? Ateşiniz yok. Yok. Hiçbir şikayetim yok onun için. Tamam. Doktorlar ilaç verdi. Yok, ilaç vermediler. Kadın doğum uzmanı bir şey yapamam dedi. Peki. Peki efendim. Olur. Geçmiş olsun, iyi akşamlar. Siz kalem kağıdı alın elinize. Evet. Şimdi bir defa bu kardeşimiz kekik suyu sabah öğle akşam birer kahve fincanından bir çay bardağına kadar aç karnına kekik suyu içsin yemeklerden önce. İki,
nar ekşisi. Bu satılır. Aktarlarda falan olabilir. Nar ekşisi. Bunlar hep gıdaya yönelik şeyler olduğu için. Evet. Ama nar ekşisini tabii güvendiğiniz bir yerden almanızda yarar var. Tabii bu bakımdan nar ekşisini alırken iyice güveneceğiniz bir kimseden nar ekşisi isteyin. Günde 3 defa bir kahve kaşığından bir çay kaşığına kadar ister böyle yutarak ister efendim suda açmak suretiyle evet. İçersiniz. Şimdi narın yanında şimdi piyasaya bol miktara çıkmaya başlayan efendim kızılcık var. Evet. Kızılcık efendim ezmesi. Bütün evlerde bizim eskiden analarımız onlar birer yani eczacıydı. Halk hekimiydi. Halk hekimiydi onlar. Yani evde efendim hatmi şurubu olsun, kızılcık ekşisi olsun, nar ekşisi olsun, birçok yani ilgili olarak bir defa şeylerine mutfak hepsi vardı onlarda. Şimdi tabii bunlar unutulduğu için bu bakımdan şimdi kızılcık ekşisi, evet. ezmesi. Kızılcık ezmesi bol bol bu dinleyicimiz yerse bu da ishalinin gitmesine sebep olabilir. Şimdi aynen de böbreği besleyici bir unsur bu. Tabii. Yine başka bir formül daha verelim. Evet. Bu da önemli tabii duruma göre. Efendim bir kaşık toz kahve, bir kaşık toz çay, yani çay böyle elenir de alt kısmında toz evet. kalır ya, o toz evet. veyahut da çay alınsın, kahve derinliğinden toz haline getirilir, bir kahve de ondan, alnı bir kaba konur, bu bir bardağı içerisine konur ve limon suyuyla beraber macun haline getirir. Ama gerçek limon suyu tabii. Evet, tabii. Üzerine sıralayasıyoruz. Evet, evet, yani. Yani hazır satılan limon suları değil. Bildiğiniz limonun değil. Sıkılmış evet. suyu. Limonun sıkılmış suyu taze hele zaten limon harika bir şey zaten. Cenab-ı Hak bir günde inşallah limonu içeceğiz ama ama limonun her zaman mevsimi olduğu evet. için biz limonu her zaman evet. işleyebiliriz. Şimdi mevsimi geçebilecek olan meyveleri aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Programlarımız. Şimdi güzelce macun haline getirilen bu işte karışım yenir. Bu tarif ettiğim bir defalık dozdur. Yani bunu günde 2 veya 3 sefer bu kardeşimiz yesin. Bol su içsin. Ve Allah'ın izniyle de tabii bu şikayetleri gider. Eğer bu arada tabii ishalden dolayı karında ağrı, bulantı falan olursa o zaman nane limonu herkes zaten biliyor söylemeye evet. lüzum yok. Onu kaynatsınlar ve onu da içsinler, o da bulantısını giderir. Evet. Bu şekilde şifa olmuş olur. Evet, bu tabii ishal olayları son tabii mevsim sebebiyle çok görülen bir husustur. Evet. Bu bakımdan ishalde bilhassa üzerinde durulması gereken olayların başında vücudun su kaybetme olayıdır. Vücudun su kaybetmemesi lazımdır. Bunun için bol bol su içmek lazım. Suyu sakın ha ya fazla su şey yapmayayım diye demeyin. Bol su içilsin, beyin bir defa susuz kalmaması lazım. Bazı öyle durumlar oluyor ki fazla susuzluktan unutkanlıklar meydana geliyor. Daha başka zor tamir edilebilecek bir takım hastalıkların gelmesine sebep olabiliyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Suyun yanında tabii bu arada o dinleyicimiz tabii bu şeyle ilgili olarak bir de patates püresi de
ezilmek suretiyle patates püresi, yoğurt, bunları da yemek suretiyle bağırsakların normal hale gelmesini temin etmiş olur. Evet. Evet. Şimdi tabii mesela gebelik durumu olması sebebiyle meyve noktasından şey olmasın, eksiklik olmasın. Bu arada mesela normal kızılcığı hemen alsın. Efendim portakal suları hala vardır manavlarda. Evet, sıkma hatta satılan yerler bile var. Evet, sularından şey yapsın, içsin. Efendim ve bu şekilde kendini bilinçli bir kardeşimiz bu noktada anladığım kadarıyla kısa zamanda geçer. Evet. İnşallah. Efendim Hanife İncioğlu telefon hattımızın diğer ucunda. Hanife Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyur efendim. Böyle bir program hazırladığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Ne demek her şey? Kocaeli Televizyonu izleyenleri için. Sağ olun. Hocam abim bir sorum var. Ben karaciğer bir hafta yuttuğundan dolayı karaciğerim yorulmuş. Şimdi halim yok. Doktora gittim. Gerçi belirli bir ilaç alıyorum ama böyle bir kitlelerden bir yararlı bir şey var mı? Bir, ikincisi de menopozdan gelen ateş oluyor vücutta. Onun için bir böyle bir kitlel bir şey var mı? Teşekkür evet. ederim. İyi akşamlar. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun. İyi akşamlar efendim. Evet, geçmiş olsun. Karaciğer yorgunluğu evet. diyor anladığım kadarıyla. Evet, karaciğer yorgunluğu ve menopozdan kaynaklanan evet. ateş. Evet. Evet tabii karaciğer olayı günümüzün en önemli olaylarından bir tanesidir. Başta da bahsettiğimiz gibi hep tabii olmayan gıdalar karaciğerimize büyük yükler yüklemekte. Onun çok çabuk yorulmasını temin etmekte hatta tabii alkol alanlarda bu da hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu bakımdan çok dikkat etmek lazım. Günümüzde de karaciğeri tahrip edecek bir takım konserven maddelerde olması sebebiyle bu noktalarda dikkat etmek lazım. Bir defa karaciğerin besleme noktasında bir defa ve yine rahatlatma noktasında yağ meselesini, problemini halletmesi lazım o dinleyicimiz. Yağ noktasında sadece zeytinyağı, ekstra sızma zeytinyağı. Dinleyicilerim özür dilerim yani her zaman ya zeytinyağı diyorsunuz yani bundan bıktık demesinler çünkü zeytinyağı çok önemli. Biz evet. ileriki programlarımızda zeytinyağı ile ilgili olarak biz şey yapacağız, programı yapacağız ama bunu o kadar önemli bir olay ki zeytinyağı bunu dinleyicilerimiz sakın ola zeytinyağı bir tarafa atmasınlar. Efendim hatta bazı yörelerde zeytinyağını içerisine koyup limonla birlikte işte pul biberi döküp o şekilde tüketenler veya zeytini işte limon sıkıp ekmek bandırıp zeytinyağı halis ekstra sızma zeytinyağını bu şekilde de tüketen insanlar var. Tabii. Şüphesiz sağlığa olan faydası açısından önemli. Şimdi zaten zeytinyağı üreten yerlerde, bölgelerde kalp riski oranı çok az. Kalp hastalıkları çok az görülmektedir. Damar sertlikleri çok az görülmektedir. Evet. Lipid kolesterol az görülmektedir. Şimdi bir defa yağı halletmesi lazım o dinleyicimiz. İki, fındık yağı yine zeytinyağının yanında kullanılabilecek bir yağdır. O da karaciğeri yormaz ve karaciğerin de güçlenmesini temin eden hususlardandır. Ayrıca bitki olarak bir defa şöyle yapalım. Bir marul. Marulu mikserden geçiriyoruz. Robottan geçiriyoruz. Suyunu çıkarıyoruz marulun veya kıvırcığın. Sabah akşam birer kahve fincanı. Sabahları aç karına, akşamları da yatmadan önce evet. birer fincan içsin. İki, enginar. Enginarın hazırlanışını daha önceki programlarımızda söylemiştik evet. ama hatırlatma bağımından tekrar... Şimdi enginarı çok önemli. Enginarın hem kendisi etli kısmı hem de kabukları ve kapuşon kısmı.
bu kısımlar yani yapraklarıyla kapüşon kısmı bunlar kullanılıyor. Bu bakımdan şimdi dinleyicimiz tabii enginarı nerede bulurum diye belki söyleyebilir. Ama tabii biz daha önceden enginarla ilgili olarak bilgiler vermiştik. Muhakkak surette derin dondurucuya enginar konsun demiştik. Hatırlıyorsunuz. Evet. Hatırlıyorsunuz. Söylemiştik hatta evet. Bir seyircimiz enginar var nasıl kullanacağız diye de sormuştu programımızda. Efendim enginarı tabii bir defa etli kısmını alıyoruz. Bunu havuçla beraber güzelce zeytinyağında pişiriyoruz. Havuç onun etkisini artıran bir katalizör görevi yapar. Bu bakımdan havuçu onunla beraber pişiriliyor ve muhakkak surette karaciğerindeki rahatsızlığı olan, karaciğerini korumak isteyen, karaciğer büyümesi olanlarda, efendim sarılık durumu olanlarda, sarıklarda muhakkak surette bunu yensin. Bakın çok eskiden Osmanlı döneminde bu yeni kısım, ondan önce de enginar çok kullanılırdı. Evet. Osmanlı döneminde kolakların vazgeçilmez bir yemeğiydi, yiyeceğiydi. Enginar. Bu bakımdan eskiden çok kullanılırdı. Nedense son zamanlarda kullanımı sosyete kesimine diyebileceğimiz belli veya elit restoranlarda veya işte büyük otellerde kullanılıyor. Evet. Oysa sağlık açısından hemen herkesin yemeğini yemesi gereken bir şifalı bitki. Ve o kadar da pahalı bir sebze değil. Yani bol yetişebilen. Eskiden çok yetiştiriliyordu. Ama şimdi tabii tüketimi azalınca herhalde fazla ekilmiyor ama maalesef lüks otellerde sadece evet. İsmi duyulan ve o mutfaklarda pişen oysa her mutfakta evet. Pişmesi gereken şifalı bir sebze. Yine bu yenir. Ayrıca bunun yaprakları ve kafa kısmındaki kapüşon kısımları bunlar çay haline getirilir. Yani kurutulur. Serinde kurutulur. Ve şey yapılır. Çay gibi demlenir. Evet. Ve bol bol içilir. Günde 3-4 çay bardağı içilir. Hiçbir mahsuru yoktur. Karaciğerin güçlenmesi noktasında da fevkalade etkisi vardır. Buna dikkat etmek lazım. Ayrıca tabii karaciğerin güçlenmesi ve yorulmaması noktasında da içilen çaylara da dikkat etmek lazımdır. Bu noktada mesela kuşburnu, ıhlamur çayı bunlar harikadır. Kekik çayı yine bunların içerisindedir. Ada çayı bunların harikadır. Efendim çay olarak ne dersiniz diye dendiğinde çayı içmeyin demem. İçilsin fakat çayı efendim demleniyor. Demlendikten sonra işte bitiyor. Biraz daha kaynatılıyor. Tekrar içiyor, kaynatılıyor. Çay özelliğini kaybetmeyecek. Bir saat içerisinde yani, tüm çayın tüketilmesi yani, gerekiyor. Ve yani su konduğu zaman aynı şey suyla karıştırdığı zaman zaten tadı da değişiyor. Evet. Bu bakımdan şey yapıyor. Yani mide de bozacak. Tanen kısmı daha çok açığa çıkıyor. Bu bakımdan taze olarak içilmesinde yarar vardır. Bir de tabii böylesi karaciğerle ilgili olan kişilerin alkollü içkileri almaması lazımdır. Efendim bu konserven meyve sularına uzak durmaları lazım. Çünkü içindeki bazı kimyasal maddeler karaciğere yan etki yapabiliyor. Bunlara da dikkat etmekte yarar vardır. Efendim bir de karaciğerin beslenmesi noktasında tabii tereyağını ben hiçbir zaman tereyağının tabii yenmesi noktasına karşı değilim ama tereyağının hakikisini de bulmak artık zor bir duruma girmiştir.
ve tabii hayvanlara verilen suni yemler sebebiyle meydana elde edilen tereyağının da özelliklerinden bazı şeyler kaybetmiş olması sebebiyle tereyağı da karaciğeri şey olanlar, hassas olanlar da tereyağını az olarak yemelerinde yarar vardır. Bir de tabii balık yiyebilirler. Balık bu işte fevkalade faydalıdır. Bir de yanmış gıdalar, yanmış yiyecekler de yenmemesinde yarar vardır. Evet. Efendim Hanif Hanım'ın bir diğer sorusu ise monopoz dönemindeki ateşin düşürülmesiyle ilgili. Şimdi monopoz olayı tabii umumi bir problemdir. Bununla ilgili olarak biz monopozla ilgili olarak her hanımın tabii bir kısmında başka şekilde reaksiyon veriyor. Bir kısmında da daha değişik reaksiyonlar veriyor. Bu da ateş noktasındaki durumlarda. Bazılarında üşüme yapıyor mesela. Bazılarında efendime söyleyeyim ağrılar yapabiliyor, sinir sistemlerinde darlıklar yapabiliyor. Soğuk duş tavsiye ediyoruz böyle durumlarda. Soğuk duşu ihmal etmesin. Ayrıca oğul otu günde 3 veya 4 defa oğul otu 3 veya 4 defa bir bardak içilmesinde yarar vardır. Evet. Efendim kavun bol yensin. Çünkü kavunun içerisinde brom var, iyot var. O rahatlatır. Bu bakımdan kavunun bol bol yenmesinde yarar vardır. Ayrıca böğürtlen kökü kaynatsın ve onu çay gibi demlesin, içsin. Tam da dönemi böğürtlenir. Evet, evet. Tam dönemi. Ayrıca tabii dereotu ve tereotu. Bunlar da çok önemli. Bizim eskilerimiz, dedelerimiz, Anadolu insanı sanki bunların tıbbi etkilerini biliyormuş gibi sofralarında her zaman bu bitkileri bulunduruyorlar. Evet. Ben yani şöyle bu işi tetkik ettikçe görüyorum ki Anadolu insanı hakikaten bu noktalarda sanki tıbben bunları tahlil etmiş. İçinde işte monopozla ilgili etkisi vardır, sinirle ilgili etkisi vardır, efendim hazımsızlıkla ilgili etkisi vardır diye birçok bazı bitkileri sofrasında bulunduruyor. Bakın dereotu ve tereotunun da kullanmakta yarar var. Bunu hem salatalara ve hem de çay olarak evet, kullanmasında fevkalade fayda var. Efendim Hasan Bey hattımızda. Hasan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Buyurun sağ olun. Efendim benim 3 tane sorum var. Buyurun. Bir tanesi prostatitle ilgili hocamızdan öneriler rica edeceğim. Prostatit. Prostat değil ama efendim. Prostatit. Evet canım. İkincisi aşırı derecede halsizlik çekiyorum. Yani hemen hemen yürüyemeyecek derecede halsizlik çekiyorum. Buna tavsiyeleri olacak mı? Onu soracaktım. Halsizlik var. Halsizlik. Hem de şiddetli yani. Bir de kabızlık için sinema çöpünün dışında herhangi bir meyve, bitki vesaire tesirli bir şey var mı? Bu daha evet, çok etkili bir benim sorunum yani. Peki efendim. Yaşınız kaçtı? 35 efendim. Peki efendim. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Hasan Bey, canım, iyi akşamlar efendim. Efendim şimdi tabii prostatit olayı, halsizlik olayı, kabızlık olayı. Bir defa kabızlıkla prostatit paralel yürür. Bir defa kabızlığını gidermesi lazım. Evet. Yani
prostatit noktasında şikayetlerin azalması için kabızlığın giderilmesi gerekiyor. Sinemaki otu sanırım kullanılmış da önce herhalde seyircimiz tarafından. Şimdi prostatitin prostatit olarak bir defa bunun sıcak suya oturmasında yarar var. Ayrıca buzdolabından çıkmış soğuk değil. Buzdolabından çıkıyor, kütür kütür soğuk karpuzu yediğin zaman var. Bir de çok soğuk olmayan karpuz var. Bol miktarda karpuzu yesin. Ayrıca karpuz çekirdeği, efendim kavun çekirdeği ve salatalık çekirdeği. Salatalığın Anadolu insanı salatalığın şimdi moda halinde salatalık çok taze olarak koparılıp yeniyor. Anadolu'da da çok taze olan yani yeni, henüz daha büyüme çağındaki salatayı koparmaz. O belli büyüme noktasına kadar geldikten sonra salatalığı koparır. İşte o döneme gelmiş çekirdeklere teşekkür etmiş olan salatalığın hem kendisinin suyunu içmeli hem de çekirdeğini alıp karpuz çekirdeği, kavun çekirdeğiyle beraber güzelce onu kaynattığı şey toz haline getirip sütle veyahut da suda kaynatarak içmeli. Evet. Yine prostatit de ayrık otuyla beraber böğürtlen kökü, yine ayrık otuyla beraber 40 kilit otu, yine ayrık otuyla beraber hazambel kökü, yine ayrık otuyla beraber arpa. Evet. Bunları teşhibes. Bu şekilde prostatit noktasındaki şikayetlerinin azalacağını şey yapıyoruz, tahmin ediyoruz. Evet. Yine ayrıca tabii bu dinleyicimizin aşırı halsizlik olayının tabii doktorlar tarafından nereye bağlandığını bilemiyorum tabii. Ama 35 yaşında bir kimsenin aşırı halsiz olmasında muhakkak surete dahili bir olay vardır. Yoksa 35 yaş genç. Genç yaş. Genç, dinamik yaş, dinamik bir yaş. Efendim. Ellerimi çağır aslında bakılırsa. Bunun bir tetkik edilmesi lazım. Onun bizimle beraber görüşmesinde yarar görürüm. O dinleyicimiz bizimle beraber bu noktada görüşsün. Yani şimdi kabızlık noktasındaki kabızlığı çözme ile ilgili olarak bazı formülleri vereceğim. Bu formülleri kullanma noktasında tabii hep aynı formülden ziyade değiştirmek lazım. İnsan vücudu çok çabuk bazı şeyler adapte oluyor ve alışıyor. Alışkanlık. Bu alışkanlıkları meydana gelmeden onu terk etmek, ondan sonra tekrar o noktaya gelmek şeklinde hareket etmekte yarar vardır. Bir defa zeytinyağı sabahları içmeli. Evet. Efendim zeytinyağı içtim diyebilir dinleyicim. O zaman başka bir alternatif incir ve kayısı. Evet. Bir kavanoza incir, bir kavanoza kayısı koyalım. İkisini de üstünü tamamen örtecek kadar ekstra sızma zeytinyağı koyalım. Bu incir ve kayısı tabii bütün değil de küçük küçük dilimlere ayırırsak daha iyi olur. Çünkü zeytinyağı içine nüfuz etmiş olur. Burada bulunsun, zaman zamanla çalkalasın. Evet. Ondan sonra sabahları o dinleyicimiz incirden bir veya iki kaşık alsın. Sökemedi. O dinleyicimiz bu söktürecek bir şey alsın. Sinemaki'den sonra veyahut da başka bir ilaçtan sonra. Ondan sonra buna devam etsin. Yani bu onun bağırsaklarının yumuşak kalmasını temin edebilir. Olmadı.
O zaman incirle kayısıyı beraber alsın. Bir kaşık birinden, bir kaşık birinden alsın. Evet. Veyahut da kayısıyı ayrıca alsın. Veyahut da kayısının kompostusunu yapıp içsin. Evet. Bol miktarda kayısı kompostusu içebilir. Ayrıca kayısı yiyebilir. Evet. Tabii bunlar tabii çok halk arasında bilinen metotlardır. Yine ayrıca tabii mesela zeytinyağının yanında işte inciri zeytinyağını içiyorsun, arkasından süt içebiliyorsun. O da bağırsakların daha çalışmasına etkili oluyor. Yine bal mesela, bal sıcak bal şerbeti içtiğin zaman da mesela bakıyorsun sıcak bal şerbeti kabızlık yapar. Hı. Ama soğuk bal şerbeti sıcak bal şerbeti ishal yapar, soğuk bal şerbeti de kabızlık yapar. Buna paralel olarak da değişik metotlar vardır. Bu metotları yavaş yavaş dinleyicimiz kullanarak bağırsaklarının yumuşak kalmasını temin etsin. Evet. Prostatını da bu şekilde şey yapar. Sevgili izleyenler, programımıza kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Ayrılmayın efendim. Abişben, kalben üretici bayi. PVC ve alüminyum kapı pencere sistemleri. Şehir mobilyaları, çöp konteynerleri. Merkez adres Eski Garaj Arantı Gölcük. Telefon 412-12-0. Fabrika adres Yazlık Yolu Safa El Petrolyanı Gölcük. 341-35-54. Kıymaz Oto Aksesuar ve Yıkama. Oto yıkama, oto aksesuar, boya koruma, yağ değişimi, genel oto temizliği, iç dış bakım, motor temizliği, oto boya, pasta cila. Ayrıca halı yıkama, halılarınızı ilk günkü gibi temizleyip iade ediyoruz. Kıymaz Oto 1 adres, 8 Eri Sarıkolu Karşısı, Kıymaz Oto 2 adres, Kandıra Sapı. Dinçay, canlı kadın gazetesizleri. Canlı anadolu, bir sürü köy etmeyiz. Kara fırında kimisi köşe, ızgara çeşitleri mangal. Ama en önemlisi hepsi palamut ve meşe gölgesinde. Müthiş İzmit manzarası eşliğinde. Unutmadan söyleyelim. Haftanın 7 günü temelçe. Otopark ve çocuk oyun alanının yüzü. Dinçay, canlı kadın gazetesizleri. Kullar, alışma tesisleri için. Kullar, İzmit'te. 0543-892-54-17. Sevgili anne babalar, artık çocuklarınız emin ellerde. Burası Özel Fatih Çocuk Sarayı. Profesyonel kadromuzla daha mutlu, daha bilinçli, daha eğitimli bir gelecek yetiştiriyoruz. Burası bakım evi değil, biz anne okuluyuz. Güvenilir bir gelecek için çocuklarımızı sıkmadan onlarla eğitiyor, İngilizce dersleri veriyoruz. Yemeğinden dinlenmesine, uyku düzeninden eğlencesine de aklınız çocuğunuzda kalmasın. Özel Fatih Çocuk Sarayı, 150 metrekare kullanım alanı, 4 öğretmen, 2 yönetici, 1 sağlık uzmanı, profesyonel ekibiyle ailemizin yanında. Adres Fatih Mahallesi, İstiklal Caddesi, Körfez. 526-08-46. Kendinizi yaşayabileceğiniz ender mekanlardan biri. Size o kadar yakın ki nerede diye sormayın. 95 Eller sahiline inin. Çağlayan Çay Bahçesi sizi muhteşem görünümü ve hizmetiyle karşılasın. Size de oh dünya varmış demek düşsün. Düşünüzdeki Çay Bahçesi Çağlayan enfes lahmacun ve pide çeşitleri, kebap ve ızgara çeşitleriyle sizlere hizmet etmekten gurur duyuyor. Canlı müzik eşliğinde eğlenceye, çay köşesinde dost sohbetlerine doyamayacaksınız. Güler Yüzlü ekibiyle Türk sofrası aileye özel Çay Bahçeniz Çağlayan 95 Eller sahilinde sizi bekliyor. Türk sofrası Çağlayan Çay Bahçesi 95 Eller sahili Körfez. Telefon 527-34-39. Bu bir reklam filmi değil, tanıtımdır. PVC ve alüminyum pencere ve kapı yaptıracakların dikkatine. ISO 9002 belgeli Teknoplast güvencesiyle kalitesi üstün, fiyatı ucuz, ödemesi kolay, modern tesis, Avrupa teknoloji, şeffaf yönetim, profesyonel ekip, gününde teslim. Referansımız 3 yılda 4000 müşteri. Evet, yanlış duymadınız. 3 yılda her birinden istisnasız teşekkür aldığımız 4000 müşteri.
Tüm bu imkanların bir arada sunulduğu Türkiye'deki tek adres Üsküpem. Gidin, görün, Üsküpem'e uğrayın ve tanıyın. Kararınızı öyle verin. Üsküpem Fabrika, yeni Gölcük yolu üzeri Özyapı Beton Santrali yanı İzmir. Telefon 0262 335 2949. Üsküpem Showroom, Ben Sapı Lazer, Zemin Kat numara 39 İzmir. Telefon 0262 322 52 30. Üsküpem, bu kent insanı için bir şans. Adı da kendi de Üsküp Pencere. Lassa şimdi yol yardımı veriyor. Ücretsiz, Türkiye'nin her yerinde gündüz gece. Lassa alırsanız yolda kalmazsınız. Gelin tasarruflarınızı biz değerlendirelim. Siz şeffaf, güvenilir ve faizsiz kazancın rahatlığını yaşayın. Anadolu Finans. Bizde güven esastır. Bebeğinize bir şey mi alacaksınız? Cheesish Bebe Dünyası, bebe tekstilinden bebek arabalarına, yürüteçlerden bebek mobilyalarına, bebeğinizle ilgili her tür ihtiyacınızda hizmetinizde. Cheesish Bebe Dünyası. Cheesish Bebe Dünyası, Fethiye Caddesi, Bilim Pasajı, numara 2'de.